Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğülerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle 43 ve 44. sayfaları işleyeceğiz. Geçen dersimizde 2 ile bölünebilme kuralına bir geçiş yapmıştık. Bugün 3 ile bölünebilme kuralıyla başlayacağız ve diğer bölünebilme kurallarını vereceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakkal bölmesine devam. Bir doğal sayının rakamları toplamı, bakın rakamları toplamı 3'ün katı ise bu sayı 3 ile tam bölünebilmekte ve 3'ün katı değil ise kalan bu sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir. Ne demek istiyor? Şurayı biraz daha Türkçeleştirelim arkadaşlar. Diyelim ki elimizde 3 basamaklı bir ABC sayısı olsun. Buradaki kural kısaca diyor ki kardeşim 3 ile bölünebilme kuralına bakacaksan burada 3 basamaklı ABC sayısı var ya sen bunların rakamlarını topla. Eğer bu diyor 3'ün katıysa diyor o zaman 3 ile tam bölünebiliyor demektir. Peki bu kural nereden geliyor? Niye rakamlarını topluyoruz? Bütün her şeyi bileceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Mantığını anlatıyorum şimdi. Şurasını ben ABC 3 basamaklı sayısını çözümlediğim zaman ne gelecek? 100A artı 10B artı C gelecek. Değil mi? Şimdi burada küçük bir arkadaşlar Ali Cengiz oyunu yapacağız. Ne yapacağız yani? Bak ben şu 100A'yı şöyle yazabilir miyim? 99A artı A şeklinde yazabilirim. Sonuçta 99A ile bir A'yı toplarsam 100A yapar. Orijinal halini bozmadım. Artı bu 10B'yi de 9B artı B şeklinde yazabilirim. Sonuçta toplamları yine 10B yapar. C'den zaten bir tane var. Şimdi niye böyle yaptık? Bakın arkadaşlar şu 99 3'e tam bölünmez mi? Bölünür. Demek ki buradan bir kalan gelmeyecek. Şimdi benzer şekilde buradaki 9 3'e tam bölünmez mi? Bölünür. Dolayısıyla bak buradan da bir kalan gelmeyecek. O zaman kalanlarımız bizim bak nereden geliyor? Bak A artı B artı C. Kalanlar A artı B artı C değil mi? A artı B artı C. Bak yukarıdaki kuralı bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu şekilde geliyor. Ama biz her seferinde tabii ki bunu kullanmayacağız. Bunun nereden geldiğini anlattım. Pratikte arkadaşlar ne yapacağız? Verilen sayının rakamlarını toplayacağız. 3'ün katı ise 3'ün katı diyeceğiz. 3'ün katı değilse o zaman ne diyeceğiz? Kalan kaçsa odur. 3'ün katıysa zaten kalan kaçtır? Güzel. 0'dı değil mi? Peki 3'ün katı değilse kalanlar ne olabilir? 3'ten küçük olacak. Ne olacak? 0, 1, 2 olabilir. Değil mi? Başka bir şey yok. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Aşağıda verilen sayıların 3 ile bölümünden kalanlarını bulunuz. Bakın hemen şöyle yapacağız. Şimdi 7 ile 2'yi topladığım zaman 9 değil mi? Bu zaten 3'ün katı. Bakın ne kaldı geriye? 1. O zaman demek ki arkadaşlar 1'i 3'e böldüğüm zaman yine 1 gelecektir. Tamam? Şimdi 6 burada 3'ün katı. 4 ile 2'yi toplarsam bak bu da 3'ün katı. 5'in 3 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Dolayısıyla bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş pratik olarak. Şimdi bak 3 tane A'yı rakamlarını toplarsam ne olacak? 3A olacak. Şimdi 3'ün katı bir sayı 3 ile tam bölünmez mi? Değil mi? Bölünür. Dolayısıyla buradan kalan gelmez arkadaşlar. Kalan ne olacak? 0 olacak. Bir sayı zaten 3'ün katıysa 3'e tam bölünebiliyor demektir. Tam bölünüyorsa da kalan 0 olacak. Anlaştık mı? Devam edelim. Örneğimize bakalım arkadaşlar şimdi. 3 basamaklı 2A7 sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. Yani 3 ile bölünebilme kuralı rakamlarını topladığım zaman 3 ve 3'ün katı yapmayacak mı? Evet. O zaman 2 artı A artı 7. Bu ne olacak arkadaşlar? 3'ün katı olacak. Zaten ben 7 ile 2'yi toplayınca 9 yapar. Bu 3'ün katı. O zaman geri şu kalan şu A'nın da 3'ün katı olması lazım. Bunun 3'ün katı olabilmesi için arkadaşlar ne olabilmesi lazım? Bakın 0 bütün sayıların katı zaten. Değil mi? Dolayısıyla 3 eklersem 3 olur. 6 bir daha 3 eklersem 9. Niye hep 3 ekleye ekleye gidiyorum? Ya 3 ile bölünebilme kuralına bakıyorum ya. 4 olsa o zaman 4'er 4'er ekleyeceğim. 5 olsa 5'er 5'er ekleyeceğim. Anlaştık mı? Dolayısıyla bu şekilde bulabiliriz. Kaç farklı değer var? 4 tane değer var değil mi? 4 değer. Dolayısıyla cevabımız 4 olmuş olacak. Geldik şimdi 4 ile bölünebilme kuralına. Bir doğal sayının son iki basamağındaki sayı 0, 0 veya 4'ün katı ise 4 ile tam bölünebilmekte. 0, 0 ne? Çünkü arkadaşlar bu sıfırlar bütün sayıların katı ya. O yüzden bu şart sağlanır. Son iki basamağına bakacağım kısaca. 4'ün katı oluyorsa o zaman ne diyeceğim? Bu sayı 4'ün tam katıdır diyeceğim. 4'e tam bölünebiliyor demektir diyeceğim. Tamam, son iki basamağına bakacağız. Peki hocam bu nereden geliyor? Şimdi bizim A, B, C, D 4 basamaklı sayımız olsun. 4 basamaklı sayımız olsun. Dolayısıyla bak ben bunu çözümlediğim zaman 1000A artı 100B artı 10C artı D gelecek. Doğru mudur? Şimdi 100'ün 4 ile bölümünden kalan ne olur? 0.
Niye? 100'ü 4'e böldüğüm zaman arkadaşlar 250 gelir. 1000'i 4'e böldüğüm zaman 250 gelir. Değil mi? Dolayısıyla tam bölünür. Kalan olmaz. 100'ü de 4'e tam bölerim ben. Ne olacak? Kalan yine 0. Bak, onu 4'e böldüğüm zaman aynı şeyi söyleyebiliyor muyum? Hayır. Bak, burada takıldı. D zaten arkadaşlar bir basamaklı. O yüzden bunun 4'ün katı olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla nerede takıldı? C ve D'de takıldı. C ve D'de takıldığından dolayı arkadaşlar ne yapacağım? Ben son iki basamağına bakacağım. Sen bunu kaç basamaklı yaparsan yap arkadaşlar. Hiç önemli değil. Hatta desek ki bir tane daha örnek verelim. A, B, C 3 basamaklı olmuş olsa. Ben bunu çözümlediğim zaman arkadaşlar 100A artı 10B artı C olmayacak mı? Evet. Şimdi 100'e bakıyorum. 104'ün katı mı? Tabii tam katı. Değil mi? 25 defa var. Kalan da 0 olur. 10 4'ün katı mı? Hayır. Bak, B'de takıldı. C zaten arkadaşlar bir basamaklı. O yüzden 4'ün katı olduğunu söyleyemem. Hangisinde takıldı? B ve C'de takıldı. Dolayısıyla bak, görüyor musunuz? Her yol son iki basamağa çıkıyor. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki 4 ile bölünebilme kuralında son iki rakamı, verilen sayı kaç basamaklı olursa olsun, son iki basamağına bakacağız. 4'ün katı ise 4'e tam bölünüyor. Değilse 4'ün katı değil diyeceğiz. Bölünemiyor diyeceğiz. Anlaştık mı? Örneğimize bakalım ve devam edelim. Aşağıda verilen sayıların 4 ile bölümünden kalanlarını bulunuz. Bakıyorum arkadaşlar, son iki basamağı hangisi? 57. 57'yi 4'e böldüğün zaman kalan kaç olur? 57'yi 4'e bölersen kalan 1 olur. Değil mi? Şimdi bak, 44'e bakıyorum. Son iki basamağı 44 ya. 44'ün 4 ile bölümünden kalan ne? 0. Tam bölünür çünkü. 50'ye bakıyorum. Son iki basamağı 50. 50'nin 4 ile bölümünden kalan da ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi 6. örneğimize bakalım. 4 basamaklı bu sayının 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Ya şimdi bak, son iki basamağına bakmayacağım mı 4 ile bölünebilme kuralında? Son iki basamağına baktım. Tamam. Şimdi dolayısıyla 7A sayısı ne olması lazım? Bir kere 4'ün katı olması lazım. Anlaştık. Bunun 4'ün katı olabilmesi için A ne olması lazım? Bak, A 2 olsa sayı ne olacak? 72 olacak ya. 72 4'ün katı mı? Katı. Bak, bir tanesini buldun ya. Bundan sonrakileri bulmana gerek yok. Niye? Çünkü ne ekleyeceğim ben? 4 ile bölünebilme kuralına baktığım için hep 4 ekleyeceğim. 2'ye 4 eklersem 6. 6'ya 4 eklersem 10 olur ama A rakam olmaz. Peki bir de sol tarafı da yoklayalım. Bazen böyle de arkadaşlar kaçırdığımız değerler olabiliyor. Sağ ve sol tarafı yoklayacaksın bir tane değeri bulduktan sonra. 2'den 4 çıkartırsa eksi 2. Dolayısıyla eksi 2 rakam olmayacağından dolayı sol tarafta bir şey yok. A'nın alabileceği değerler demek ki 2 ile 6'ymış. Bunun arkadaşlar değerler toplamını soruyor. Bak şurada şurayı kaçırmışız. Bak. Şurayı tekrar siliyorum. Niye? Bak, 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Biz neye göre yaptık? Biz 4 ile bölünebilme kuralına göre yaptık. Tam bölünüyor dedik. Hatta şöyle, o zaman bak, burası 2 olsaydı tam bölünürdü ya. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu 2'yi almayacağım. Kalanın 2 olması için A'yı 4 diyeceğim. Bak, gerçekten de sayımız 74 olmuyor mu? Evet, 74'ü 4 ile böldüğüm zaman 1 kere 4, 4, 34, 8 kere 32. Bak, kalan 2 oluyor. Değil mi? Ben de zaten kalanın 2 olmasını istiyorum. Demek ki önce ne yapıyorum? Tam bölünebildiği sayı kaçtı? Onu buluyorum. Sonra kalan kaç olacaksa, 3 olsaydı 2'ye 3 ekleyecektim. Tamam. Şimdi ilk sayıyı buldum mu 4? Bundan sonra arkadaşlar 4'er 4'er ekleyeceğim. Sağ tarafa doğru 4 eklersem, 4 ile bölünebilme kuralına baktığımdan dolayı 4 ekledim, 8. Bir daha 4 eklesem 12. Rakam olmaz, gitti. Şimdi 4'ün bir de sol tarafına bakalım. 4'ten 4 çıkarsa ne olacak? 0. Bir daha 4 çıkarsa eksi 4 olur ki o da olmaz zaten. Rakam olmaz. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 0, 4 ve 8'miş. Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. Ne olacak? 12 olmuş olacak. Anlaştık mı? Evet, şimdi geldik 5 ile bölünebilme kuralı. Bu da çok kolaydır. Ne diyor? Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünebilmekte. 0 veya 5 değilse kalan bu sayıların birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir. Arkadaşlar, burada bu basittir. Niye? Çünkü sadece birler basamağına bakıyoruz. 3 ile bölünebilme kuralında bütün hepsinin rakamları toplamına bakıyorduk. 4 ile bölünebilme kuralında son 2 haneye bakıyorduk. Değil mi? Ama 2 ile bölünebilmede yine birler basamağına bakıyordum. 5 ile bölünebilmede yine birler basamağına bakıyorum. Yani ilgileneceğim basamak sadece birler basamağı oluyor arkadaşlar. O yüzden bunlar çok daha rahat. Şimdi tabi nereden geliyor ona da bakalım. Bak şimdi A, B, C, D 4 basamaklı sayısı olsun. Ben bunu çözümlerken 1000A artı 100B artı 10C artı D diye çözümleme yapabilirim.
Dolayısıyla bak 1000A 5'e tam bölünür, değil mi? 100B 5'e tam bölünür. 10C 5'e tam bölünür. Bak bu D'yi bilemiyorum ama. Tamam mı? 5'in katı olup olmadığını bilemediğimden dolayı arkadaşlar ne yapıyorum? Sadece birler basamağına bakmış oluyorum. 3 basamaklı sayı olsa hiç fark etmez ki. Bunu çözümlediğim zaman yine 100A artı 10B artı C ifadesi gelmiş olacak. Benzer mantıktan 100 bak 5'e bölünür. 10 da 5'e bölünür. Bakın nerede takıldı? C'de takıldı. C'ye neresi? Birler basamağı. Dolayısıyla biz 5 ile bölünebilme kuralında kısaca neye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. 5 ile bölümünden kalanlarını bulunuz. Birler basamağına bakacağım. 2. 2'nin 5 ile bölümünden kalan ne olacak? Arkadaşlar 2 olacak. Şimdi kaç ile bölümünden kalana bakıyorum ben? 5. 2 dediğim sayı 5'ten küçük ya. O zaman aynısını yazıyorsun. Mesela burası 72'de 74 olsaydı birler basamağı 4 olacaktı. 4 5'ten büyük mü? Küçük. Dolayısıyla 4'ü aynen yazıyorsun. Ama birler basamağı mesela 7 olsaydı, 77 olsaydı bakıyorum birler basamağı 7. 7'nin 5 ile bölümünden kalan ne? 2. O şekilde yapacaktım. Birler basamağı eğer 5'ten küçükse neyse aynısını yazıyorum. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi bak burada birler basamağına baktım yine. 8. 8'in 5 ile bölümünden kalan ne? 3. Bak burada 5'e bakıyorum. 5'in 5 ile bölümünden kalan ne? 0. Tam bölünür çünkü, değil mi? Dolayısıyla bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 8. örneğimize geçelim arkadaşlar. Okuyalım. Atlamadık değil mi? Tamam. 3 basamaklı bu sayı 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir çift sayıdır. Bak şimdi. 5 ile bölünebilme kuralı var mı? Var. Şimdi arkadaşlar normal şartlar altında sen bu 5'e bölünebilseydi ne olacaktı birler basamağı? 0 olacaktı. Değil mi? 0 veya ne olacaktı? 5 eklediğim zaman 5 olacaktı. Bir tanesini buldum ya. Bir tanesini buldum ya. Diğerini bulmak için ne yapacağım? 5 ile bölünebilme kuralına baktığımdan dolayı 5 ekleyeceğim üstüne. Tamam. Şimdi ama ben şu anda neyi buldum? Tam bölünebilmeyi buldum. Ama burada bana ne diyor? 2 kalanını veren bir çift sayıdır diyor. Ya 2 kalanını verecekse arkadaşlar dolayısıyla ne yapmam lazım? Benim bunun üstünde 2 eklemem lazım. 2 olacak veya şuna da 2 eklediğim zaman bu da ne olacak? 7 olacak. Şurada bir bilgimiz var. Veren bir çift sayıdır diyor. Şimdi o zaman A'nın ne olması lazım? 2 olması lazım. Çünkü 7 çift sayı değil arkadaşlar. A'yı bulduk o zaman. Sayımız ne oldu? 8, 6, A yerine de 2 yazıyorum. Bu sayının 3 ile bölümünden kalanını buldunuz. 3 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar rakamlarını topladığım zaman 3 ve 3'ün katı olmayacak mı? Toplayalım. 8 artı 6. 6'yı hatta otomatikmen silelim ya. Niye silelim? Ya bu 6 zaten direkt 3'ün katı ya, silelim. 8 ile 2'yi toplarsam 10. 10'un 3 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Tamam. Cevabımız 1. Evet. Şimdi 8 ile bölünebilme kuralını inceleyelim arkadaşlar. Okuyalım. Bir doğal sayının son 3 basamağındaki sayı. Bakın 3 tane 0. Çünkü sıfırlar dediğimiz gibi her sayının katı. Dolayısıyla bunu alacağız. Veya 8'in katı ise 8'e tam bölünebilmekte. 8'in katı değilse bu sayının son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalanına eşittir. Bak şimdi mantığımız hep aynı. A, B, C'de 4 basamaklı sayımız olsun. Biz bunu çözümlediğimiz takdirde 1000A artı 100B artı 10C artı D şeklinde çözümleme yapıyoruz. Bak ben 1000'i 8'e böldüğüm zaman kalan 0 olur. Tam bölünür. Kaç olur? 125 olur. Kalan 0 olur arkadaşlar. 1000'i 8'e bölersem bölüm 125 olur. Bak 100 8'e tam bölünür mü? Bölünmez. Bak burada takıldı. 10 8'e bölünür mü? Bölünmez. Bak burada da takıldı. D zaten 8'in katı olup olmadığını bilmiyorum. Nerede takıldı? B, C, D'de takıldı. Dolayısıyla buradaki B, C, D dediğim son 3 hanesine denk geliyor arkadaşlar. O yüzden son 3 hanesine bakıyoruz. Anlaştık mı? Ama biz pratikte arkadaşlar hemen ne yapacağız? Nereden geldiğini buradan anlattım ama biz pratikte tabii ki bunu kullanacağız. Son 3 basamağına bakacağız arkadaşlar. Son 3 basamağına bakacağız. Bakalım 8 ile bölümden kalanlarını bulunuz. Son 3 basamağına bakıyorum. Şimdi 327. Ya 327'yi de böyle şimdi 8'e bölmek biraz şey değil. Bak ben 327'yi şöyle yazabilir miyim? Bak 327'yi şöyle yazabilir miyim? 320 artı 7. Şimdi 320 dediğim arkadaşlar, 320 dediğim 8'e tam bölünür değil mi? Dolayısıyla ne kaldı? 7 kaldı. 7'nin 8 ile bölümünden kalan. 7 dediğimiz 8'den küçük olduğundan dolayı arkadaşlar kalan ne olacak? Aynen olmuş olacak. Demek ki gerçekten de sen 327'yi 8'e bölsen yine 7 kalanını bulursun. Ama bu şekilde yaparsan biraz daha pratik olabilir. Buraya 7 yazalım.
Şimdi son 3 hanesine bakıyorum. 472. 8'e tam bölünür mü? Bak ben yine aynı şekilde 472'yi bakkal bölmesi yapmamak için 400 artı 72 şeklinde yazsam. Şimdi niye böyle yazdım? 400 çünkü 8'e tam bölünür değil mi? Ne olur? Bölüm 50 olur. 72 de 8'e tam bölünür. İkisi de 8'e bölündüğünden dolayı kalan ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Dolayısıyla buraya da 0 yazmamız gerekiyor. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. 4 basamaklı bu sayı 5 ile tam bölünebilen tek sayıdır diyor. Ya şimdi arkadaşlar bu sayı 5 ile bölünecekse birler basamağına bakmayacağım mı? Evet. Birler basamağına arkadaşlar bölünebilmesi için 5 ile tam bölünebilmesi için 0 olması lazım. Veya bir sonraki ne olacak? 0'a 5 ekleyeceğim. 5 olacak. Değil mi? Tam bölünebilecekse arkadaşlar 0 veya 5 olacak. Ama ne diyor? Tek sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar tek sayı olacaksa bak bu çift sayı. Dolayısıyla ne olması lazım? Bakın bu olması lazım. Tamam. Demek ki A sayısını 5 olarak bulduk. Demek ki sayımız 7255 oldu. Bu sayının diyor 8 ile bölümünden kalanı buldunuz. 8 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar son 3 hanesine bakmıyor muyum ben? Evet. Bunu 8'e böleceğim. 8'e bölmemek için şu 255'i şöyle yazabilirim değil mi? 240 artı 15 şeklinde yazabilirim. Bak böyle yazmamın sebebi ne? 240 herhalde sen zihinde 8'e bölündüğünü tahmin edebilirsin. O yüzden böyle yaptım. Ama zorlanıyorsan 255'i bildiğin bakkal bölmesi yöntemi de yapacaksın. Yapacak bir şey yok. 248'e bölünür. Şimdi bakıyorum 15'e. 15'i de arkadaşlar 8'e bölümünden kalan 15'in 8 ile bölümünden kalan 7 olmaz mı? Evet. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 7 olmuş olacak. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunları tekrar etmeyi unutmayın. Bol bol ders çalışmayı da unutmayın. Anlaştık mı?